Merhabalar, Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda E-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği yapacağız. Öncelikle Türkiye.gov.tr'ye yani E-Devlet'e giriş yapıyoruz. Sonra arama kısmına adres değişikliği bildirimi yazıyoruz. Üste çıkan nüfus ve vatandaşlık işleri olan kısma tıklıyoruz. Burada önümüze iki seçenek çıkıyor. Sadece kendim için veya kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için diye iki seçeneğimiz var. Aile fertlerimizin de ikametini bu şekilde değiştirebiliyoruz. Sadece kendim için olarak devam edelim. Taşınma tarihimizi seçiyoruz buradan. Sağ alt taraftan ilerliyoruz. Burada taşınacağımız adresi kolay bir şekilde seçebiliyoruz. Öncelikle il seçiyoruz. Sonra ilçe. Sonra mahalle, cadde veya sokağımızı seçelim. Alfabetik olarak sıralanmış burada. Buradan da apartmanımızı seçiyoruz. En sonrasında da iç kapı numarası, apartman içerisindeki kapı numaramızı seçiyoruz. Adresi ben mecburen gizleyeceğim ama siz kendi adresiniz rahatlıkla seçebilirsiniz. Buradan 3 tane yöntem var. Ben SMS ile doğrulayacağım. SMS ile doğrulayabilmek için de TC kimlik kartı seri numarasını veya nüfus cüzdanı seri ve cüzdan no'yu soruyor. Ben burada TC kimlik kartı numarasını yani TC numarasını yazdığımda problemle karşılaşıyorum. O yüzden nüfus cüzdanı seri ve cüzdan no'yu yazarak ilerleyeceğim. Bunlar ne oluyor? Şöyle. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi seri dediğimiz kısım şu. Mouse'la şu an etrafında dönüyorum. Y06 seri ve hiç boşluk bırakmadan da devamında şu no yazan kısmı yazacağız. Tabii bu bir örnek. Ben bunu internetten indirdim. Şimdi adresini değiştireceğim kişinin seri ve numarasını yazarak ilerleyeceğim. Tabii mecburen bu kısmı da kapatacağım ben. Siz az önce gösterdiğim yerden kendi serinizi ve cüzdan no'unuzu yazarsınız. Yazdıktan sonra sağ alt taraftan yine ilerle diyorum. Sonra kayıtlı olan cep telefonu numarasına, burada üst tarafta kayıtlı cep numarasını da görebilirsiniz. Bir doğrulama kodu gidiyor. Doğrulama kodunu 5 haneliymiş burada da yazıyor. Doğrulama kodunu girdikten sonra adresimiz onaylanacak ve ikametimiz değişmiş olacak. Doğrulama kodunu da girdikten sonra sağ alt taraftan yine doğrula diyoruz. Burada son bir teyit ediyor. Adresimizi ve kişi bilgilerini gösteriyor. Sonra ne yazmış burada bakalım. Bildirimin doğruluğunu gerçeğe aykırı durum tespiti halinde mevzuata göre işlem yapılmasını kabul ediyorum seçeneğine tıklıyoruz. Ve başvuruyu tamamla diyoruz. Adres beyanı başarılı tescil edilmiştir. Artık yeni ikamet adresimizi bu şekilde değiştirdik. Başka videomuzda görüşmek dileğiyle daima mutlu ve hoşça kalın.